Ve karşınızda Sohn Peas H2 Hybrid Dual Driver Bluetooth kulaklığımız arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere internetten almış olduğumuz Sohn Peas H2 Hybrid Dual Driver Bluetooth kulaklığı sizlerle birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu incelememizde kulaklığımızın müzik ve ses kalitesi, mikrofon kalitesini detaylı biçimde inceleyeceğiz arkadaşlar. Dilerseniz sizleri hiç bekletmeden ürünün kutu açılışını gerçekleştirelim. Evet, kulaklık kutumuzu hemen çıkaralım arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi üstünde bir koruma bandı var. Üstünde koruma bandı ile geliyorum arkadaşlar. Kutunun içinde şöyle ufak bir kutumuz daha var. Bu kutunun içinde de arkadaşlar şarj kablomuz ve kulaklık kauçuklarımız mevcut. Evet, kulaklık kutumuzun şöyle koruma bandını çıkartalım arkadaşlar. Evet, kulaklık kutumuzun tasarımına baktığımızda arkadaşlar gerçekten güzel ve kaliteli bir izlenim sunduğunu söyleyebilirim sizlere. Hemen sizlere şöyle göstereyim. Şu bölge arkadaşlar ürünün ne kadar şarj olup olmadığını buradaki noktalar sayesinde zaten ışığının yandığını göreceksiniz. Ne kadar şarj olup olmadığını oradan görebiliyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde arka tarafı çevirdiğimde burada Type-C girişi, şarj girişimiz mevcut. Hemen kulaklıklarımıza bakalım arkadaşlar. Kutusunu şöyle bir açayım. Evet, kulaklık kutusunu açtığımda zaten şarj bölmesinin görmüş olduğunuz gibi beyaz ışıklar yandı arkadaşlar. Şarjımız şu anda full dolu. Şöyle kulaklıkların tasarımına baktığımda gerçekten kulaklıklar da kaliteli bir izlenim veriyor arkadaşlar. Şöyle elime aldığımda gerçekten bir premium hissiyat veriyor diyebilirim. Kulaklığımızın teknik özelliklerinden bahsedecek olursak sürücü çapı 8.6 mm arkadaşlar. Su sıçramasına karşı ürünümüz dayanıklı. Bu ürünün en önemli özelliği arkadaşlar gürültü engelleme özelliği. Pasif gürültü engelleme özelliği sayesinde kulaklığınızda konuştuğunuzda arkadaşlar mikrofonunuz dışarıdaki sesi izole ederek sadece sizin sesinizin gitmesini sağlıyor. Bunun da birazdan zaten testini sizlere göstereceğim. Ürünümüzün teknik özellikleri bu şekilde arkadaşlar. Birazdan yapacağımız testte ürünümüzün aktif gürültü engelleme özelliği nasıl çalıştığını, müzik kalitesinin sesinin nasıl olduğundan testimizde bahsedeceğiz arkadaşlar. Alo. Efendim. Ne yapıyorsun canım? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? İyiyim, sağ olasın. Neredesin şu anda? Kafedeyim canım. Evet, sesin gayet iyi geliyor. Kulaklık takılı değil mi şu an kulağında? Aynen. Kulaklığımı kullanıyorum. Şu an ondan görüşme yapıyorum. Tamam. Yani yanında çocuk var. Kafe ortamındayım. Gürültülü bir ortamdayım yani şu an. Evet, yani buna rağmen sesin gayet net geliyor. Ben sesini beğendim. Bunu da izleyicilerimle paylaşacağım. Haberin olsun. Ortamın gürültüsü sana geliyor mu? Yani %1'dir. Yani gelme oranı %1'dir. Yani hiç duyulmuyor desem yere. Anlıyorum. O zaman takipçiler takip etsin. Hı hı. Tamam. Teşekkür ederim canım. Ben teşekkür ederim hayatım. Kolay gelsin. Hadi sağ olasın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Evet, kulaklık incelememiz bu şekilde arkadaşlar. Son olarak da müzik kalitesinden bahsedecek olursak tizleri gayet yeterli seviyede, bassları ise yüksek seviyede diyebilirim arkadaşlar. Eğer ki bas seven bir kullanıcıysanız bas sesleri gayet yeterli arkadaşlar. Bu ürünü şiddetle tavsiye ederim. Müzik sesi dışarıyı gerçekten dışarının sesini izole ediyor arkadaşlar. Ses yüksekliği de gerçekten yüksek bir seviye. Dışarıdaki sesi gürültülü bir ortamda olsa dahi izole ediyor. Büyük bir oranda izole ediyor. İncelememiz bu şekilde. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.